İyi akşamlar Bursa TV izleyicileri. İnsan ve Şehir programıyla bu akşam da karşınızdayız. Yine farklı bir konuğumuz ve farklı bir konumuz var. İlyas Bey ile insan, şehir ve tasavvuf ilişkisini misafirimiz, konuğumuz Mustafa Kara Hoca ile görüşeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hocam bu seferki konumuz biraz farklı. Daha manevi bir İklimde şehri konuşacağız. Manevi iklimin erenlerinin dilinden, çabalarından şehri konuşacağız. İnsan ve şehri konuşurken bakıp ettiğimde gördüğüm şey, mutasavvıflarda, ariflerde şehirle çok doğrudan bir ilişkileri olduğunu bir kez daha gördüm. Kalple şehri aynı metaforda, daha doğrusu şehri kalp üzerinden, kalbi şehir üzerinden bir metaforla ifade ediyorlar. Ve yani Hacı Bayram Veli'de, Yunus Emre'de, Niyazi Mısri'de bununla ilgili evet. Bazı mısralar, şiirler, hatta Hacı Bayram Veli'nin İlahi Taksim şiiri adeta bir şehir senfonisi gibi gördüm. Dört şiirinden bir tanesiymiş bu galiba. Hı-hı. Hatta der ki Hacı Bayram Veli, Nayehan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak aresinde. Hı hı. Yine Yunus Emre, kastım budur şehre varam. Feryadu figan koparam dediği bir mısra. Son olarak da Niyazi Mısri'nin, var ol hakikat şehrine, er anda hakikat sırrına der. Yani burada gerçekten mutasavvıfların insanın, insan tekinin nefsindeki, ruhundaki o merhaleleri şehirle ilintilendirmeleri, şehrin imarı ile kalbin imarını eşdeğer görmeleri kayda değer bir şeydi. Bunları konuşurken, insan ve şehri konuşurken tasavvuf nedir, arif nedir, sufi ne demektir ve şehirle ilişkisini bu bağlamda nasıl değerlendiririz hocam? Böyle başlayalım. Efendim isterseniz sizin başladığınız yerden bendenizle devam edeyim. Şimdi şehir kelimesi veya şehir kelimesi orijinal haliyle Farsçadır. Ve o bizim eski Türkçe metinlere şar şeklinde geçmiştir. Evet. Arapçaya gelirsek şehir karşılığı olarak birkaç kelime var. Bunların en meşhuru Medine'dir. Sonra Mısır kelimesi, Mısır şehir anlamındadır. Dar kelimesi şehir anlamındadır. Kariye kelimesi şehir anlamında kullanılır. Kariye kelimesinin çoğulu Kura'dır. Kura. Ümmül Kura. Ümmül Kura işte Mekke'nin adıdır. Ümmül Kura şehirlerin anası demek. Dolayısıyla bizim medeniyetimizde şehirlerimizin anası Mekke'dir. Bu şu demek, diğer bütün şehirler onun aksidir, onun yavrularıdır, ondan doğmuştur. Dolayısıyla şehirle insan arasında, şehir arasında hem maddi bir ilişki var, bildiğimiz gibi insanoğlu şehir denen bir mekanda yaşıyor. Şehir köy farkına girmeden, yani insanın maddi olarak içinde bulunduğu mekana da şehir diyoruz. Sufilerin söylediği ise insanın içinde olan güzelliğe de şehir diyoruz. Evet. Dolayısıyla burada bir gönül şehri, bir anlamda bir gönül şehrinden bahsediliyor. Şehirde nasıl insanlar bir araya geliyor, bir takım güzellikleri paylaşıyorsa, gönülde de bu güzellikler var ve insan bu güzellikleri hissettikçe güzelleşiyor, güçleniyor. Hatta şehirlerin güçlenmesiyle birlikte nasıl devletler güçleniyorsa, tasavvufta devlet kelimesi de aynen şehir gibi manevi boyutuyla gündeme gelir. Şöyle diyebilir miyiz hocam o zaman? Araya girmiş olayım. Buyurun. Gönülde
kalpte olan güzel şeyler şehre yansıyor. Gönülde, kalpte oluşan zaaflar da şehre yansıyor. Tabii. Öyle. Niçin? Çünkü şehre şekil veren, yön veren neticede insandır. Yani insanların güzellikleri aksediyor. Bir mimar, yani bir mimarın ortaya koyduğu güzellik aslında iç dünyasıyla ilgili, değil mi? Yani evet. Sinan'ın Süleyman'ı, herhalde Sinan'ın iç dünyasındaki bir güzelliğin yansımasıdır. Bu anlamda insanın içiyle dışı arasında, insanın kalbiyle şehri arasında, maddesiyle mana arasında bir bağ var. Zaten bu bağ çok bilinen bir konudur. Yani insan beden artı ruh. Evet. Bunda problem yok. Mutasavvıflar da bunu böyle değerlendiriyor. Gayet tabii. Şehri de böyle değerlendiriyor. Gayet tabii. Evet. Gayet tabii. Evet, biz kavramsal ve kurumsal olarak tasavvuf üzerine gidelim. Eğer notlarım beni yanıltmıyorsa tasavvufun kurumsallaşması 12. yüzyıla kadar gidiyor. Evet. Tarikatlar bazında. Evet. Ahmet Yesevi'ye nispet edilen Yeseviye tarikatı, hı-hı, daha çok Orta Asya'da ve Türkler arasında. Hı-hı. İşte Ahmet Er-Rifai'ye nispet edilen Rifai tarikatı daha çok Araplar arasında. Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen Kadiri hemen hemen bütün bir İslam dünyasında karşılık buluyor. Eyvallah. Ve bütün bunların Anadolu'nun İslamlaşmasında da çok ciddi katkıları var. Sanıyorum bu da Selçuklar dönemine daha çok denk geliyor. Hı. İşte Mavera-un-Nehir'den, Horasan'dan ve diğer birçok bölgeden gelen mutasavvıflar bu kültürün yaşamasında, yaygınlaşmasında etkileri ve katkıları var. Şimdi bu tasavvuf kavramsal olarak da onun felsefesine, oluşma biçimine yönelik bir yığın değerlendirmeler, tartışmalar var. Burada hiç onların birine girmeden, o tartışmaları, değerlendirmeleri hiç buraya taşımadan biraz oryantalistlerin gözüyle olaya bakarak bir şeyi anlamaya çalışıyorum. Goldziher sanıyorum batılı bir oryantalist, hı hı, der ki, tasavvufun kökenlerini İslam'ın ilk asrında güçlü olan ve yaygın olan züht hareketinde aramak gerekir. Bu züht hareketinin de iki önemli unsuru var. Birisi abartılı bir günah şuuru, diğeri ilahi azaptan duyulan müthiş, yine abartılı bir korku. Ben şimdi bunu anlamaya çalışıyorum. Böyle bir psikolojiye sahip bir insan, sadece kendisiyle meşgul olan bir insan demektir. Sadece kendisiyle meşgul olan bir insan hayata, topluma, şehre nasıl dokunabilir, ne katkı verebilir? Evet. Bunu şimdi konuşalım istedim. Evet, tabii konuşalım. Şimdi bu Goldseher'in bakışı eksik bir bakıştır. Oradan başlayalım. Evet, insan olan bir, yani insan denen varlık dini ilkelere bağlı ise veya Kur'an'ı ilkelere bağlı ise tabii ki onda bir günah meselesi vardır. Bir cehennem korkusu vardır. Olmaması mümkün değil çünkü. Kur'an'ın bize söyledikleri konular. Fakat bir insanın bütün yapısını, ruhunu, ruhunun arayışlarını sadece bu günah korkusuna, cehennem korkusuna bağlamak eksiktir. Bir de Kur'an'ın cehennemden çok gündeme taşıdığı bir de cennet var. Dolayısıyla bu ikisine birlikte bakmak gerekir. Züht hareketi nedir? Züht hareketi, aslında züht kelimesi ilgi duymamak demektir Arapça. İlgi duymamak. Nereye ilgi duymamak? Kur'an'da yasaklanan konulara ilgi duymamak. Kur'an dünya hakkında ne diyor? Kur'an dünya hakkında diyor ki, dikkat edin, aldanabilirsiniz. Kur'an dünya hakkında ne diyor? Diyor ki, dikkat edin, dünya bir oyun ve eğlencedir, süstür. Aman dikkat, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayet-i kerimesinde bu var.
Şimdi bu Müslümanlarda ister istemez dünyaya karşı bir uyanıklık meydana getirecek, bir titizlik meydana getirecek. Bu yanlış bir şey değildir. Fakat burada aşırıya gidip dünyayı bütünüyle terk etme bizi başka bir yanlışa taşır. Öyleyse züht nedir? Züht dünyayı bütünüyle terk değil. Yalnız dünyaya tapmak da değil. Bu orta yolu bulma konusunda bir gayret ortaya koymak gerekiyor. Bu anlamda züht hareketi doğrudur, İslam dünyasında vardır. Zahitler vardır. Ve bu zahitlerin bir kısmı Allah korkusu sebebiyle o kadar aşırı bir hassasiyete ulaşıyor ki hakikaten dünyevi işleri terk ediyorlar. Bunun örneği var. Ama bütün bu örneği vitrinin bütününe koyarsak yanılırız. Bunun örnekleri var ama bunun tam zıttına olan çalışmalar, faaliyetler var. İlk zahitlerde hayatın değişik mesleklerinde çalışan insanların olduğunu da biliyoruz. Yani zahittir, derviştir, bir tekke hayatı yaşıyor. Fakat günlük rızkını kendisi temin ediyor. Dolayısıyla hayattaki fotoğrafların hepsine bakarak bir kanaate ulaşmak lazım. Aksi halde fotoğrafın bir kısmını görürüz, öbür kısmını göremeyiz. Yani hayata, şehre dokunan insanlardır bunlar. Gayet tabii, gayet tabii. Hayatın ya veya şöyle deyin, iktisadi hayatında değişik alanlarına dokunuyor. Ama bugünkü kapitalizmin kafamızı bozduğu bir gözlükle oradaki iktisadi hayata bakarsak hiçbir şey göremeyebiliriz. Bu da önemli bir konudur. Yani iktisadi hayatın içindeler. Dervişler de hayatın içindeler. Ahilik bunun şeyi zaten. Ahi teşkilatı bunun çok açık belgesidir. Fakat o günkü iktisadi hayat hatta bugünkü gözlükle bakarsak ve ondan sonra da çok pasif haldedir dervişler dersek orada yanılabiliriz. Hocam bu tasavvuf, züht hareketi ne ilişkin hakikaten yani çokça tartışıla gelen mevzular. Yani hem şüphesiz, kavramsal anlamda tabii hem de ameliyeleri itibariyle sizin ilk yüksek lisans İlk teziniz mi? Doktora teziniz doktora miydi? Doktora teziniz de işte İbn-i Teymiye'nin İbn-i Arabi'ye bakışıyla ilgili evet, bir şey. İbn-i Teymiye'ye evet. Göre İbn-i Arabi. Evet. Yani bu kavramsal zeminden ziyade biz böyle bir girişten de feyiz alarak diyelim, şehre ve insana dokunmaya çalışalım. Eyvallah. Yanlışları, kusurları, eksikleri, fazlaları elbette birçok hareket için benzer şeyler söylenebilir. İnsan olan her yerde artılar ve eksiler vardır. Vardır. Bazılarında daha fazla göze çarpan şeyler olabilir. Doğrudur. Bazılarında daha göze çarpmaz, daha hayatın içerisindedir. Dokunduğunuz, size benzeyen bir şeydir. Züht hareketi biraz nasıl söyleyeyim, dünyadan kopukluğu da demin İlyas Bey'in ve sizin karşı itirazınızla anlattığınız şey algılandığı için bir yanlış anlama doğru anlama denkleminde durmuyoruz biz şimdi. Durmayalım daha doğrusu. Çünkü oradan yol almak zor olabilir. Kifayet ettiğini düşünüyorum. Bu sufi hareketin züht hareketinin, mutasavvıfların ya da ariflerin mekanları var. İşte tekke, zaviye, dergah, kısmen medrese denilebilir. İşte oradaki ilişkilerine bağlı evet, olarak. Evet. Bu mekanların şehrin yani hem maddi hem manevi yapısına, işte mimari yapısına, dokusuna, sosyal ilişkilerine, ahlaki sosyolojisine tesiri nasıl gerçekleşiyordu? Nasıl etki ediyorlardı? Nasıl dokunuyorlardı? Eyvallah. Değilse yani bu tür iddiaları doğrulayacak biçimde hakikaten uzağında mıydılar? Sadece kendilerinden bakıyorlardı. Evet.
Evet, kendilerine bakmıyorlardı, onu açalım gerçekten. Şimdi tekke dediğimiz kurum, sizin de ifade buyurduğunuz gibi tasavvufi hayatın mimari kurumu. Adı bazen tekkedir, bazen zaviyedir, bazen dergahtır, bazen hangahtır, bazen ribattır, bazen sufihanedir, bazen mevlevihanedir, bazen kalenderhanedir. Çilehanede bunlar, var mı? Çilehanede var. Yani o tekkenin bir bölümü daha doğrusu. Hı hı. Şimdi farklı coğrafyalarda ve farklı dönemlerde bu farklı isimleri almışlar. Önemli bir konu değil. Alabilirler farklı isimler. Ama bizim için önemli olan bunların fonksiyonu ne? Yani insana ve şehre dokunan tarafı ne? Evet. Bir defa net olan şey şu. İslam kültür ve medeniyet tarihinde üç tane temel dini kurumumuz var. Sacayağıdır bu. İslam medeniyetinin sacayağıdır. Üç temel dini kurum. Cami, medrese, tekke. Ve bu üç kurum hem ayrıdır hem iç içedir. Yani ne demek bu? Şu demek. İslam medeniyetine yine genel olarak baktığınız zaman bazen cami ile tekke böyledir. Bazen medrese ile cami böyledir. Öyledir. İç içedir. Ha, bazen bu tekke ile medrese tartışmaya da girer. Tabii ki girer. Girecek. İnsanın olduğu her yerde tartışma vardır. Evet. Şimdi bu üç kurumun diğer ikisini bir tarafa koyalım. Onlar bizim bu akşam konumuz değil. Cami ile medrese. Medrese. Tekke. Tekkenin temel fonksiyonu nedir? Tekkenin temel fonksiyonu tek kelime ile ahlaktır. Tek kelime. Daha doğrusu tasavvuf nedir diye bir soru sorarsanız. Başta sormuştuk aslında, kaldı o. Ona yani devam edelim. Çünkü, evet, eyvallah. Tasavvuf nedir diye bir soru sorarsanız. Muradı nedir yani? Ne evet, yapmak ister? Bizim kültür tarihimizde bu sorunuza en az 100 ayrı çeşit cevap verilir. Mümkündür. Tasavvuf nedir? 100 ayrı çeşit cevap. Bendeniz onun en kısa olanını söylüyorum. Bir mutasavvufun sözü, tasavvuf ahlaktır. Nokta. Evet. O zaman ahlak nedir? Sorusunu sormamız gerekiyor. Ahlak insanın iç dünyasıdır. İç dünyasının eğitimidir. Bunun bir adı da riyazettir. Riyazet eğitim demektir. Riyazet Arapça bir kelimedir. Türkçesi eğitim demektir. Dolayısıyla tasavvufun hedefi nedir? Ahlaktır. Ahlak neyi hedefler? İç dünyamızın temizliğini hedefler. Kur'an'daki, bir dışa vurumu yok mudur hocam bunun? Tabii ki yani, içinizi temizlediğiniz zaman o ahlak dışarıya temiz bir ahlak, iyi bir ahlak olarak aksedecek. Buradaki ahlak zaten içimizdeki yaramazlıkları temizlemek. Buna Kur'an kalbinde hastalık olanlar diyor. Kur'an'ın ifadesi. Kalbinde evet, hastalık olanlar. Başka bir ayette kalbi paslı olanlar diyor. Başka bir ayette kalbi katı olanlar diyor. Başka bir ayette kalbi taşlaşmış olanlar diyor. Ahlak bu menfilikleri gidermektir. Bu menfilikleri giderdiğimiz zaman ne olacak? O da Kur'an-ı Kerim'de var. Kalpteki hastalıkları tedavi ettiğiniz zaman, işte ahlak eğitimi budur. Ne olacak? Kur'an'daki ifadeyle kalbi selim olacak. Adı kalbi selim. Ne demek? Tertemiz kalp demek. Nereden temizlenmiş? Hastalıklardan. Nedir bu hastalıklar? İsmini koyalım. Nedir bu temizlenen hastalıklar? Gayet açık. Bir, kibir. İki, kin. Üç, haset. Haset, kıskançlık. Dört, riya. Evet. Kıskançlık, hırs. Ucub. Ucub. Evet. Bunlar, temizlenecek olan bunlar. Ahlak eğitimi budur. Tasavvuf eğitimi de budur. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman işte Kur'an'ın, Allah'ın kalbi selim dediği noktaya geleceğiz. Selim kalp. Ben anlaşılması için buraya bir ilavede bulmak istiyorum hocam. Buyurun. Yani bir sürece, süreye bağlı bir temizlik mi? Yani bunlar yapılıp edilmesi mi bekleniyor?
Yoksa bunlar yapılıp ediliyorken, yani böyle bir tezkiye çabası içerisindeyken, hayatın içinde de yapılıp edilen gayet şeylerle tabii bir sınavı da veriyor mu bu tabii mekanlar? Şimdi daha net bir örnek vereyim o zaman. Yani bu eğitimi dervişler tekkede alırken ne yapar? Tekkede bu eğitimi alırken, bunu bir okul olarak düşünün. Bu eğitimi alırken şehre ne verir? Şehir insanına ne söyler diye soruyorsanız, ona bir örnek vereyim. Demin bir şey söyledim bu Sacea ile ilgili. Üç temel dini kurum. Bu üç temel dini kurumda insanın maddi ihtiyaçlarına cevap veren sadece tekkedir. İsterseniz şöyle daha netleştirelim. Bu üç kurumdan toplumdaki muhtaçlara çorba veren yer tekkedir. Evet. Medresede de çorba yoktur, camide de çorba tekke yoktur. Tekke de vardır. Bunun atasözü nedir? Evet. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Hmm. Çarşıda, şehirde çorbayı nerede içersiniz? Tekkede içersiniz. Halbuki tekke bize göre manevi bir kurum. Değil mi? Tekke, tasavvuf dendiği de bize %100 manevi bir alem gibi hatır. Hayır, tekke şehirde yaşayan insanın, madem konumuz şehir, öyle konuşalım. Şehirde yaşayan insanın önce karnını doyurur. Bütün tekkelerde bu böyledir. Bütün tekkeler aşhanedir. Bütün tekkeler imarethanedir. Evet. 2017'de de böyledir. 2017'ye geleceğiz hocam. Evet. Dile sen burada hazır, bir net ahlaktan açılmışken evet, oradan gidelim o zaman. Buyurun. Ahlak eğitimi veren bir kurum olduğuna göre mesela burada bir direnme ahlakından, bir mücahede ahlakından söz edebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, 19. yüzyıl aslında bütün dünya tarihinde olduğu kadar İslam dünyası açısından da son derece önemlidir. İki açıdan önemlidir. Bir, İslam topraklarının Batılılar tarafından işgale uğradığı tarihlerdir bunlar. İşte Kuzey Afrika'sı, Hindistan'ı, Pencap bölgesi, İngilizler ve Fransızlar tarafından. Yine aynı şekilde bu sömürgecilikle birlikte oryantalist hareketlerin de örgütlendiği ve İslam dünyasına yönelik çalışmalar, çabalar içinde olduğu dönem dergiler çıkarıyor, uluslararası konferanslar düzenliyor. Bu dönemlerde yine İslam topraklarında en örgütlü kurum tekkeler, zaviyeler, dergahlar. Şimdi bu işgal hareketleri, bu oryantalist faaliyetler sürerken bu tekkelerden, zaviyelerden bu hareketlere yönelik nasıl bir direnme, şehirlerimiz istila edilirken nasıl bir direniş gösterildi? Buna dair örnekler var mıdır? Bunu duymak istersiniz. Bu mühim bir konu gayet tabii. Yani toplumun ahlaki değerlerini öne çıkaran bir kurum kendi iç cihadını ikmal ederken, çünkü nefis eğitimi de bir cihattır, hatta büyük cihattır. Büyük cihat bu ahlak eğitimidir, küçük cihat diğer cihattır. Evet, o zaman soruyu şöyle de sorabiliriz. Bu dervişlerin büyük cihat ve küçük cihatla irtibatları nasıl oluyor? Yani Batılılar kendi ülkelerini işgal ettikleri zaman ne yaptılar, ne söylediler? Burada şu cümleyi söyleyip devam edeyim. Her toplumda insanlar aynı tepkiyi vermezler. Yani İslam dünyasındaki bütün işgal kuvvetlerine karşı %100 bütün dervişler karşı koymuştur. Böyle bir genellemeye gitmeye gerek yok. Fakat ben sadece size yakın tarihten olsun, bizim tarihten olsun diye örnek vereceğim. Afrika'ya gitmeye gerek yok. Ve İstiklal Harbi'nden örnek vereceğim. Mayıs 1919, Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Ve ondan sonra bildiğiniz hareket oldu. Mayıs 1919'da başka bir şey daha oldu. O da şudur. Mustafa Kemal Anadolu'daki meşhur mutasavvıflara mektuplar yazdı.
Bu mektuplar Nutk'un 3. cildinde var. Metinleri orada mevcut. Bu metinlerin ben size bir cümle ile özetini söyleyeceğim. Bir cümle ile özeti şu. Mustafa Kemal bu şeyh efendilere diyor ki, siz olmadan olmaz. Bu bir gerçeği ifade ediyor. Bu şaka değil. Bu iş olsun diye de yazılmış değil. Fantezi de değil. Bu toprakların gerçeğini gösteriyor. Siz olmadan olmaz. Ve Samsun'dan sonra Sivas, Erzurum geliyor Ankara'ya. İlk meclis kuruluyor. Ankara'ya gelmeden önce de uğradığı o Anadolu'daki diğer şeyhlerle görüşüyor, o ayrı. En son 27 Aralık'ta Ankara'ya gelmeden önce uğradığı son merkezde Hacı Bektaş Veli dergahı. Oradan Ankara'ya geliyor. Nisan 1920. İlk meclis açılıyor. Biz bir tarih şeyine girmeye başladık. Yani bu soruda öyle bir şey oldu ama hocamı yani toparlama anlaşıldıysa problem yok. Burada bırakırız. Eyvallah. Yok yok. Eyvallah. Yani dervişlerin, bu toprakların dervişlerinin fonksiyonu budur. Peki hiç karşı görüş olmadı mı? Tabii ki oldu. O mümkün değil bu yani. Karşı görüşte olan şey yok mu efendim? Buna karşı çıkan şeyh yok mu? Vardır, olmaz mı? Ama ana güzergahı görmek gerekiyor. Ana güzergah budur. Dervişler yeri geldiğinde silahlarını almışlardır, cepheye gitmişlerdir, şehit olmuşlardır, gazi olmuşlardır. Ve topraklarını istilacılara karşı korumuşlar. Bunu yapmışlardır. Yani eyvallah. Dervişlerin işte direnme ahlakı var. Hayatın içindeler. Yani herkeste, yani her insanda olmadığı gibi herkese de aynı şekilde direnme, direnç şiddeti skalası da aynı olmayacaktır yani. Ben şehirde kalmak istiyorum yani mümkün mertebe. Çünkü yani şehirden başlayıp bitiyor. Birçok şey, ülkeler, devletler, coğrafyalar, şehirler üzerine kurulu. Ben yine o aklı selimden devam etmek istiyorum hocam. Yani her aklı selim bir hareketten, insandan aklı selim şeyler beklersiniz. İlyas Bey de o anlamda bu aklı selim ve ahlak çerçevesinde bir işgale karşı direniş yapıldı mı örnekliğine koymak istedi. Ama şehirde işgal edilmeden de birçok şey oluyor. Yani tabii, bir işgale gerek tabii, olmaksızın tabii. da. Çorba tekkede içilir beklersen eğer, eyvallah. Şehirde bir idaresi olan, sosyolojisi olan, işte topografisi olan, planlaması olan, mimarisi olan, işte akademiyası olan bir yapı, küçük ya da büyük ölçekte her neyse, geçmişten günümüze kadar bildiğim işte 50 bin, 100 bin, 300 bin, 15 milyonluk şehirler var bir şekilde. Dolayısıyla tahsis ve tasarrufun da yapıldığı bir idare çerçevesinde yapıldığı, şehirlerin işte mimarisinin, sokaklarının, yollarının, trafiğinin ve benzeri şeylerinin hep bütün bunlar olup bitiyorken, yani aklı selim faaliyetleri içerisindeyken, çorba içiliyorken açlara bir şeyler de oluyor şehirde. Bunlara müdahale imkanları, tesir etme imkanları, şehrin de kalbini, aklını selim tutma çabasını hangi yöntemler, yollarla, imkanlarla yaptı, eşlik etti, yanlış olanlara müdahale etti mi? Evet. Yani bu çerçevede neler söylemek istersiniz hocam? Evet, şimdi bendeniz bu konuyu öğrencilerime anlatırken, tasavvuf kültürünün sosyal hayattaki uzantısını anlatırken, önce bir genel cümle söylüyorum, sonra onu şerh ediyorum. Güzel. O söylediğim genel cümle şudur. Tasavvuf kültürü bizim toplumumuzun kılcal damarlarına giren bir kültürdür. Severiz sevmeyiz, bu ayrı bir konudur. Tasavvufun bazı uzantılarını tenkit ederiz etmeyiz. Bu da ayrı bir konudur. Gayet tabii tasavvuf dediğimiz şey vahiy değil yani. Tasavvuf kültürü dediğimiz şey bizim gibi 9 ay 10 günlük varlıkların ortaya koyduğu bir kültürdür. Gayet tabii artısı. Nihayetinde bir kültürdür zaten. Kültür tabii bu. Yani insanların ortaya koyduğu bir şeydir.
Evet. İnsanların ortaya koyduğu bir şeydir. Evet. Gayet tabii artısı eksisi olacak. Ama bizim kültürümüzde, bizim kültür tarihimizde tasavvufi anlayış toplumun bütün katmanlarına, bütün dallarına girmiştir. Demin size aşhaneden örnek verdim. Evet hocam. Mesela iktisadi hayatı açarsak, fütüvvet teşkilatını açarsak, ahilik teşkilatını açarsak, fütüvvet teşkilatı ile tasavvuf kültürü arasındaki bağ girersek birkaç saat konuşmamız lazım. İktisadi hayatın tam içindedir tasavvufi kültür. Tasavvufi kültürü bilirsek fütüvvet teşkilatını da ahi teşkilatını da anlarız. Yani iktisadi hayatın dışında değildir. O bir hırka bir lokma meselesi de bize yutturulan bir şeydir tırnak içinde. Onu biraz açabilir misin hocam yani yeri gelmişken? Onu çok kısa olarak açayım. Evet. O bir hırka bir lokma aslında tabii hayatı özetleyen bir ifadedir. Ama biz onu Cumhuriyet devrinde almışız, bambaşka yerlere götürmüşüz. Niçin götürmüşüz? Çünkü Cumhuriyet devrinde tasavvufi kültüre küfretmek puan getiriyor. Ne yazık ki. Tasavvuf kültürüne karşı çıktığınız oranda puan kazanıyorsunuz. Niçin? Çünkü tasavvuf yasak, tarikat yasak, tekke yasak, şeyh yasak, derviş yasak. Dolayısıyla halbuki orada aslında bir hırka bir lokma bir şeyi anlatmak istiyor. Yoksa bir hırka bir lokmayı tavsiye eden bir mutasavvuf bir yok. Bir yaşam biçimi değil mi değil diyorsunuz? Değil kesinlikle. Fakat orada şu İzzetciğim, şunu söylemek istiyorlar. Buyur hocam. Bir hırka bir lokma demek şu. İnsanoğlunun iki tabii ihtiyacı var. Bir, örtünmek, giyinmek ve bir kaşık çorba. Evet. Atatürk Caddesi'ne bakın. Veya şimdi Bursa'nın en canlı caddesi hangisi bilmiyorum. O caddeye gidin, bakın. Orada iki şey vardır. Ya giyim üzerinedir. Dükkanların çoğu ya da yemek üzerinedir. Bu kadar. Niçin? Çünkü iki tabii ihtiyacımız var. Bunları kırmadan, dökmeden yürütün demek istiyor aslında o bir hırka bir lokma. Yani hayatın seyri var. Bu hayata da geçici olarak geldik gideceğiz. Fazla kırıp dökme etrafı. Yakıp yıkma. Ya zaten bir gömleğe ihtiyacım var, bir de bir kaşık çorbaya. Bunun için insanları kırma, bunun için insanların kalbini kırma, insan gibi yaşa, basit yaşa, temiz yaşa, doğal yaşa diyor dervişler. Bunu tabii ne kadar gerçekleştiriyoruz, o faslı diğer. Hayatın bir başka alanına geçeyim mi? Şimdi burada kalp kırma deyince Yunus Emre aklıma geldi. Gönül çalabın taktı. Çalap gönüyle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül kırar ise. Tabii şöyle bir şey var ama hocam, yani bir lokma bir hırka, bak işine yani hırkan varsa, bir de lokman varsa, bırak dünyada kim kime ne yapıyorsa. Hayır, o değil. O değil. Gözünü kulağını kapat. Kesinlikle öyle değil. Değil diyorsunuz. Kesinlikle öyle değil. Evet. Giydiğin gömlek temiz olsun, helalinden olsun. İçtiğin bir kaşık çorba temiz olsun, helalinden olsun. Yeter bu. Ha, üretime gelince bin hırka ve bin lokma üret ve muhtaçlara ver. Tekkeler bunu söylüyor. Bin hırka üret ve 999 tanesini de muhtaca ver. Ne zaman? Yaşarken ver. Şehirde böyle bir etkinliği var bu. Gayet tabii. Düşünceli. Yani yardımlaşma bu. Tıp aklıma geldi şimdi konuşurken. Şehrin bir alanı da tıp değil mi? Evet. Tekkelerin tıpla ne ilgisi var? Tıp, sağlık, hizmetleri. Şimdi size bir kelime söyleyeceğim. O da alıp bambaşka yerlere taşıdığımız bir kelimedir. Miskinler Tekkesi. Miskinler Tekkesi nedir? Miskinler Tekkesi bir sağlık kuruluşudur. Miskin kelimesinin buyurun. Batı'daki adı lepra, yani cüzzam. Cüzzam hastalığının Türkçesidir, miskin kelimesi. Evet. Ve miskinler tekkesi vardır. Kim var burada? Cüzzamlılar var. Çünkü bulaşıcı bir hastalık.
çok ölümcül bir hastalık o yüzyıllarda. Bu hastaları oraya topluyorlar. Bir vakfiyesi var. O vakfiyenin ilkelerine göre bunlar tecrit ediliyor, bir nevi karantinaya alınıyor ve orada bu insanlara bir sağlık hizmeti sunuluyor. Bu şehrin bir boyutu da bu. Şimdi biz ne yaptık Cumhuriyet devrinde? Sırf tasavvuf kültürünü kötülemek için, bunun romanı da yazıldı, edebiyatı da yapılıyor. Miskinler Tekkesi, hala dilimizde bu. Beğenmediğimiz bir yere de Miskinler Tekkesi diyoruz. Ama bilmiyoruz ki bu çok insani bir kurumun adıdır. Evet. Sağlıkla ilgili çok mühim bir kurumun adıdır. İstanbul'da meşhur Miskinler Tekkesi vardı Karacaahmet'te. Bursa'da neredeydi? Bursa'da Miskinler Tekkesi altı parmakla Muradiye arasındaki yerdeydi. Şu anda yok tabii. Hazır Bursa'ya gelmişken ve hazır iktisadi hayattan açılmışken, evet, ben de iktisadi ve sosyal hayata ilişkin bir çelişki üzerinden bir şeyi sormak isteyeyim hocam. Nakşibendi kültürü Bursa'da 15. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlıyor ve 1925'e kadar, değil mi? Tabii. Tekkeler faaliyette. Bildiğim kadarıyla Mısriye ve Celvetiye tarikatının da kurulduğu şehir Bursa. Eğer notlarım beni yanıltıyorsa. Evet, onlar şey kol tabii, Mısriye evet, kolu Halvetiye. Kadiri tarikatı içinde benzer şeyler söylenebilir. Tabii, tabii, olabilir. Şimdi elimde notlar da var. Onlarca tekkenin isimleri de var burada ve bunlar hayatın içinde faal. Ama aynı dönemde, aynı tarihlerde, yani 15. yüzyılda Bursa'da bir başka çelişki var. Nedir o? Şehir halkının %13'lük kısmı köle sahibi. %13'ü. 13'ü köle evet, sahibi. Nüfus sayım defterlerine ve tereke kayıtlarına göre bu böyle. Şehir nüfusunun 30 bin civarında olduğu bir dönemde köle sayısı 6 binden fazla. Kadı kayıtlarına göre 15. yüzyıl sonlarında Bursa, yüksek fiyatlar dolayısıyla padişahın dahi kendi kölelerini satmak için tercih ettiği işlek bir köle pazarı. Bursa'daki köle pazarı çoğu köle için nihai durak değil, bir dağıtım ve aktarma istasyonu. Gidiyor bu metin böylece. Şunu anlamak istiyorum. Bu bir çelişki değil mi hocam? Bir yanda tekkeler faaliyette ama bir tarafta kölelik almış başını gidiyor. Evet, orada onu tekkelerle karşılaştırmayacaksınız ama. Hayır, yani hayata olan etkisini genel, anlatma genel aslında. Bursa bir Türk-İslam şehri. Bir Türk-İslam şehri. Yani o soruyu sorarken bir yanda cami, bir yanda köle diye sormamız gerekiyor. Öyle tekke de soralım. Yani, onun müsebbibi tekke değil, sorumlusu tekke değil. Sorumlusu anlamda sormadım hocam. Yani hayata dokunması tamam, gereken bir tabii, kurum. Şöyle diyeyim o zaman, genel bir cümle kurayım. Kölelik Bursa'nın gerçeği değil, kölelik insanlık tarihinin gerçeğidir. Yani kölelik o yüzyıllarda Çin'de de var, Hint'te de var, Avrupa'da da var. Belki Avrupa'da daha değişik tipleri var. Yani bir insanlık gerçeğidir, öyle bakmak lazım. Bir, iki, şunu da kesin biliyoruz ki, İslam geldiği günden itibaren bu dünya gerçeğini en aza indirmenin yollarını aramıştır. İslam'ın hedefi budur. Dolayısıyla tekkenin bundan farklı bir hedefi olamaz, medresenin bundan farklı bir hedefi olamaz, caminin bundan farklı bir hedefi olamaz. Ama bu yüzyıla kadar da bu olamamış, gerçekleşmemiş. Yani bu burada tekkeler bu köleliği teşvik eden bir kurum değil. Medrese de değil. Ama tekrar ediyorum, dünyanın bir gerçeğidir ve ne yazık ki, tabii ki ne yazık ki, yani insan, bir insanın alınıp satılması kadar ağır bir şey olabilir mi? Olamaz. Aslında burada, şurada kendimize şunu sormamız lazım. Yani tekke, medrese meselesi değil bu. Yani nasıl bir zihniyettir ki 2017'de böyle düşünüyoruz tabii. Hı hı. 1617'de Bursa'da yaşasaydık böyle düşünmeyecektik. Ne? Belki zatihaliniz de köle alıp satacaktı. Niye? Ne? Vakayı adiye çünkü. Normal.
bir olay yani. O gün için normal bir olay bu. O günkü insanlar, biz şimdi nasıl alışveriş yapıyorsak, buna da o gözle bakıyordu. Ama tekrar ediyorum, İslam bunu ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Ama bu birden oluveren bir şey değil. Bugün %100 kalktı mı? O da ayrı bir soru. O da ayrı bir problem. Bunu biz konuştuk burada zaten. Yani, İyi, güzel. Yani o tarihteki Bursa'nın köle pazarı olmasını, köleciliğin tarihi serini konuştuk. Doğrusu yani şimdiki köle tanımlaması, modern köle tanımlaması çok daha vahim evet, gibi evet. bir kanaate, yani hem sayısal anlamda hem de içerik anlamında olduğu kanaati yani oluştu. Yani bunu böyle daha geniş bir açıdan tahlil etmek lazım. Yani. Eyvallah. Siz hocam, iktisatçısınız. Hani birisi iyi mal kötü malı kovar. Değil mi? Öyle mi o kural? Kötü para iyi parayı kovar. Hocamla fakültedeyken konuştuğumuzda böyle bir şey söylemiştik. Yani tekke, zaviye, dergahın geldiği yerde köleliğin kovulması gerekir evet, anlamında gerekirdir, sordum ben. Gerekirdir. Mutlaka çalışmışlardır ama halledilememiştir. Yani öyle demek lazım. Kötülüğün azaltılması için herkesin bir çaba gösterme sorumluluğu var. Tabii. Mutlaka tekkeler, zaviyelerin de o dönemde mutlaka. Başka yapılar, kurumlar gibi zaafları söz konusu olmuştur. Hala da devam ediyor. Ben bu geleneksel bir tasavvuftan aslında konuşuyoruz. Yani o geleneğin sürdürüldüğü bir dönemi konuşuyor tabii, olduk tabii. kısmen aslında. Geleneği yani, değiştirmek kolay değil. Değil. Peki hocam bu yani mutasavvuf ya da züht hareketini geleneksel birçok şeyi öyle ayırt ediyoruz artık. İşte geleneksel olan ve modern olan şeklinde demin köleyi de öyle konuşmaya çalıştık. Mutasavvıflar için, tasavvuf hareketi için, bunun müntesipleri, müritleri açısından, bu mekanlar açısından geleneksel modern ayrımı yapabilir miyiz? Evet. Yapabilirsek bunun için ne söylersiniz? Bir de nasıl hani çok benzeştirmeyebiliriz, özdeşleştirmeyebiliriz belki ama yani ilahiyat kurumları var, kürsüler var, işte okulda da konuşmuştuk, ilahiyat hocalarımız var. Yani bunun ilmini tedris eden, ettiren insanlarımız falan var. Geleneksel modern tasavvuf ayrımına da bağlı olarak dünün işte mutasavvıflarıyla bugünün ilahiyat hocalarının şehre katkısında bir kıyaslama imkanı olabilir mi? Evet. Şimdi tabii bu tasavvufi hayatın geleneksel damarı ne kadar var? Bir defa bu soruyu sormamız gerekiyor. Toparlayacakmışız hocam. Evet. Evet. Duyamadık. Öyle mi? Evet. Ne kadar? Bitiş verdi. Evet. Evet. Yani tasavvufi hayatın bu yani çağdaş dünya ile ne kadar irtibatı var konusunda aslında şunu söyleyelim, madem vaktimiz de azalıyor. Şimdi ahlak dedik ya, bu tekkelerin birinci görevi ahlak. Yani insanların iç aleminin temizliği, mümin olma meselesi yani bu. Gerçek mümin olma meselesi. Bu noktayı yakalamak. Bir defa bu ilke değişmez. Bu ilkenin modernliği, geleneği olmaz. Ahlak, ahlaktır. Zaten Peygamber Efendimiz de ahlak için gönderildiğini ifade buyuruyorlar. Dolayısıyla bu ilkede bir değişiklik olmaz. Fakat şu anda mevcut Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde tasavvuf tarihi okutuluyor, doğru. Fakat bu tasavvuf eğitimi değildir. Daha açık söyleyeyim. Yine bunu öğrencilerime anlatırken ben şunu söylüyorum. Buyurun. Her yıl ilk ders şunu söylerim. Evet çocuklar, bir tasavvuf tarihi okuyacağız ama sizi bir derviş olarak yetiştirmeyeceğiz. Burada bir tarikat eğitimi yapmayacağız. Niçin? Çünkü ben şeyh değilim. Böyle bir eğitim yapmıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de 90 yıldır tasavvuf eğitimi resmen yoktur ve yasaktır. Evet. 90 yıldır bu ip kopmuştur. Ve şu anda büyük problem oluşunun sebebi de budur. Şu anda ülkemizde
dini hayatta ciddi bir problem vardır bu anlamda. Evet, bu problemin sebebi ne? Çünkü 90 yıldır bu kurum kapalı. Bunu da anlatırken şu örneği veriyorum. Bir ülkede 90 yıl tıp fakültesi kapalı olursa kim doktor olur? İşte şu anda bu ülkede onlar Şeyh Efendi. Eyvallah tırnak hocam. Tırnak içinde. Böyle bir menfi durum var. Son bir cümlemiz varsa söyleyelim. Yani ben tabii bu tekkiye dönüşen manastırları, derviş olan keşişleri konuşmak istiyordum. Baziyan ruh, aptalan ruh. Zamanla sınırlı olduğu için ister istemez. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hakikaten zaman vaktimiz yetmedi. Vaktimiz çok çabuk geçti. Evet, çok çabuk geçti. Bursa TV izleyicileri, bu akşam Profesör Doktor Mustafa Karay'ı ağırladık. İnsan, şehir ve tasavvuf ilişkisini konuşmaya çalıştık. Ama maalesef bir kısmını konuşabildik, zaman yetmedi. İyi akşamlar diliyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere inşallah.